Herkese merhaba ve The Sims 3 Roaring Heights bölüm 3'e hoş geldiniz. Şu anda niye Roaring Heights'e devam ediyorsun? Brink'a bitirmiştin, bize yalan söylüyorsun diyorsanız önceki videoma bakın, Corvin ailesini izleyin, Corvin ailesiyle tanışın ve bu aileye neden devam etmem gerektiğini yorumlardan görebilirsiniz. Çünkü yaklaşık bir 20 kişi falan istedi. Ne 20'si, hatta 30 kişi istedi en azından. Ve aldım. Neyi aldım diyorum bilmiyorum, pardon yanlış söyledim. Aslında bir şey aldım, ona birazdan geleceğiz. Ama ona gelmeden önce önemli bir şey belirtmem lazım ve lanet olsun telefonunu kapa lütfen. Valerie. Valerie. Why don't you come on over, Valerie? Önemli olay ne biliyor musunuz? Bugün Valerie ve Edgar'ın doğum günü. Evet. Wow. Hard to believe another year has come and gone. Where does the time go? Gerçekten güzel bir gün olabilir çünkü bugün Edgar'la Valerie'nin evlilik yıl dönümleri. Yay! Sanırsam bayağı güzel bir bölüm olacak, yanılmıyorsam. Ay, pardon. O ay sesi benden geldi şu anda çünkü videoyu bir yarına kestim. Arada yaklaşık bir 20 dakika geçti. Neyse, sorun olan şu şey değil. Hayır, ne hayır? Öyle bir şey duymadınız. Bu bölümde. Bu bölümde size çok özel bir sürprizim olacak. Roaring Heights'in ilk bölümünde maalesef Boardwalk Venue, yani Roller Coaster, konuşamıyorum. Roller Coaster'ın yani Luna Park tarzı o mükemmel yere sahip değildik. Ve bu bölümde onu aldım. Ama orayı hemen şimdi göstermeyeceğim çünkü yoksa sürpriz bozulur. Yani mükemmel bir roller coaster. Roller coaster, I'm American. Mükemmel bir yere gideceğiz bu bölümde. Eğer uyanırsa simlerimiz. Ama doğal olarak uyanmazlar çünkü bayağı geç yatırdım. Bu arada nasıl unutuyordum? Nasıl mal bir insanım ben? Hediyelere bakmayacaktım az kalsın. Bir an kendimden çok fena soğudum. Player profile... Profile mi bazen karıştırıyorum. Anyway, burada insanlar bir şeyler yazmış, harika. Brinko video isteriz. Burada hediyelerim gelmişti, hemen bakıyorum şimdi ve zaman kaybetmek istemiyorum o yüzden. Hemen bakacağım, yani 2 dakika falan sürecek. Önceki bölümde de öyle demiştim ama 10 dakika falan sürmüş. Bu sefer gerçekten hızlı yapmaya çalışacağım. Brinko video isteriz. Billy Fossey'den mükemmel bir iksir, çok teşekkür ediyorum. Zaten videoyu şu anda çekiyorum. Dünyanın en biricik abisi Brinko. Yay! Teşekkür ederim. Princess Daisy'den mükemmel ikisi. Dear Brinko, seni çok seviyorum. Eminim sen de bizi seviyorsundur. Yok, ben sizi hiç sevmiyorum. Ha 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 falan. Saçmalamayın, çok seviyorum sizi. Siz olmasaydınız ben şu an bu mutlulukla video çekemezdim, anlıyor musunuz? Yani gerçekten sizin varlığınız benim enerji metabolizma metabolizma cidden cümle kuramıyorum, her neyse. Lütfen yüzünü gösterirsin çünkü bizi kırmayacak kadar iyi kalplisin. Evet, iyi kalpliyim ama yüzümü gösterecek kadar iyi kalpli değilim, o yüzden bay bay. Hayır. Princess Daisy, teşekkür ederim. Brink abi, hatırlıyorsan Plumbot'la ilgili bir sorun vardı. Twitter'dan sordum, cevap vermedin, kırıldım. Cidden mi? Görmemişim. Lütfen tekrar sor. Tekrar sorarsan cevaplarım vallahi. Ya da cevapladım diye hatırlıyorum. Tekrar sor vallahi cevaplarım. Anyway, Tinkerbell lost. Brink, ben de gösterirsen sevinirim. Gönderirsen sevinirim. Oraya o Brinko, enfes videolar. Tinkerbell Lost'a bir hediye yollayacağız. Burada dolmaya bu sefer hediye yollamak istiyorum çünkü dolma hiçbir zaman hediye alamıyor benden. Ona yazık olacak eğer yollamazsam. Bana ne yollamıştı ya, unuttum ben. Şöyle bir geri gidelim. Bana ne yollamıştın? Neyse. Çok hızlı olmaya çalışacağım. Gerçekten zaman kaybetmek istemiyorum. Çok sağ ol hediye için. Revedal'dan. Wow, bu arada 600 lifetime happiness reward point kazandık. Revedal. Klasik, artık Revedal'dan mükemmel hediyeler var. Yine hediye yağmuru. Yay 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 yay. Yay, ışık harika Revedal. Harika harika harika. Mükemmel. Mükemmel mükemmel mükemmel, bitkiler harika. Daha çok iksir yollasanız çok daha iyi olur ama çok teşekkür ederim Revedal'a. Into the Future aldım sonunda, sence güzel beklenti paketi miydi? Evet, yani. Bayağı güzeldi. Yani yine de gerekli ihtiyaçları karşılamıyordu ama güzel. Alışırsın yavaşla. Neyse, teşekkür ederim. Harika hediyeler daha. Oo, iksirler cidden çok işe yarıyor. Çok teşekkür ederim. Hurihu, Summer Boys. Bitki için çok sağ olun. Bu arada mideme çok fena bir ağrı girdi. Şu anda sancılar içinde boğuluyorum. Teşekkür ederim. Umarım iyi bir şey çıkar.
Harika, zaten iksirler mükemmel. Şu an karnım çok ağrıyor. Daha demin yemek yedim, herhalde o yüzden patlayacağım. Summer Barbie, YouTube'un en harika bir YouTuber'ına... Konuşamadım. En harika YouTuber'ına bir hediye daha. Çok teşekkür ederim Summer Barbie. Zaten Summer Barbie'ye hediye atmazsa herhalde dünyanın sonu falan gelmiş olur. Bundan önce söylemiştim ama her neyse bilmiyorum. Çok teşekkür ederim Summer Barbie. Umarım lamba çıkmaz. Evet, hep lamba geliyordu. Teşekkür ederim. Bubble Bath. Artık bayağı güzel yıkanırız. Çok güzel bitkiler gelmiş. Brinka, videoların çok güzel. Sims 3 hesabındaki avatarın nasıl kendisinin fotoğrafı... Nasıl yaptım biliyor musun? Çok hızlı bir şekilde açıklayacağım. O yüzden hazır ol. Tamam mı? 3, 2, 1. İlk önce Sims 3'e giriyorum. Create isim yapıyorum. Herhangi bir isim yaptıktan sonra Exchange'e yüklüyorum. Exchange'e yüklemeyi başka birisine öğrenebilirsin. Çünkü şu an açık zamanım yok. Anlatacak zamanım yok. Exchange'e yüklemeyi öğren. Ondan sonra Exchange'e yükledikten sonra Sims 3'ün sitesinde avatar kısmına tıklıyorum. Oradan profilini düzenle. Linki var. Yani eğer İngilizcesi iyi olan birisine sahipsen yanında, o sana yardım eder. Google'a şöyle yaz. How to set profile picture, profile ya da ne boksa in Sims 3 site. Bilmiyorum, yardım edemiyorum. Gerçekten yardım edemeyince çok sinir olurum. Her neyse. Brinka harika. Bitki. Bu arada özür dilerim yardım edemediğim için ama şu anda zamanım gerçekten çok az. Yani başka bir yerden sorarsan çok daha güzel bir şekilde açıklayabilirim. Mesela Twitter. Umarım işine yarar bir şey çıkar. Koltuk harika. Brinka abi, ülkeye gidiyorlar mısın? Harika, yollarım. Yollarım, ne yollayalım? Bunu yolluyorum. Zamanım olmadığı için de sadece gülücükler koyuyorum. Bye bye. Sağ ol. Panda 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 enfes dondurma. Bayağı ince bir ses söyledim. Hediyeler için çok teşekkür ederim. Bring kalbim, umarım umarım işine yarar bir şey çıkar. Eğer hediye gönderirsen çok mutlu olurum, yollayacağım. Tam. Ay hayır. Surprise gift box. Thanks. Yolladım valla, sağ ol. Brinka videolarını çok seviyorum. Eğer üzgünsem senin videolarını izliyorum. Nesem terine geliyor. Sonu anlamadım ama çok teşekkür ederim videolarımı izlediğin için. Thank you. Brinka abi, çok güzel videolar çekiyorsun ve saçmalarken ben çok gülüyorum. Biraz da amacım bu zaten. Saçmalarken sizi güldürmek. Dekozinatör 450 zaten. Harika. Hayır. Bakın yine saçmaladım ama bu sefer komik değil. O yüzden her zaman komik olmak zorunda değilim. Sims 3 tutkunu. Mükemmel bir iksir. Nefesim gitti ve şu an cidden sancılar içinde boğuluyorum. Midem çok fena ağrıyor şu anda. Neden bilmiyorum. Brinka enfes videolar. Gök Challenge'den. Gök Challenge. Bilmiyorum. Brinka abi, seni çok seviyorum. Teşekkür ederim iksir için herkese. Brinka abi love. Bayağı büyük bir aşk saklıyormuş Gökçe içinde galiba. Gökçe'ye çok teşekkür ediyoruz buradan. Selamlar yolluyoruz. Herkese, hediye olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah birisi de uyanır da isimlerimiz uyanır artık. Bu aileyi gerçekten çok istediniz çünkü ben de oynatmak istedim. Ve şöyle bir şey var. Eğer bu ailede biraz sıkıcılık olayları yaşanırsa, yani 3 insanla beraber ne yapacağız sonuçta, o kadar kişi sıkar. Yani bir insan daha yapmıştım, hazırda duruyor, onu da ekleyebilirim aileye. No thanks, istemiyorum. Bana o kadar fırsat sunuyorlar ki istemiyorum yani, artık yeter. Sıktın. Valeriecik canımız, karımız, kocamız değil, hayır, kızımız. Ve bacımız demek istemiyorum, bacımız komik oluyor. Hatunumuz, padişah değil, sultanımız, ne diyeyim artık, kraliçemiz, prensesimiz Valerie uyandı. Valerie! Stipend mi? Haa, dedektiflik şeyini aldık, hafta sonu şeyi, maaşımız. Stipend ne bilmiyorum, açıkça söyleyeyim yani, dürüst olmak gerekirse. Ve... Maalesef Edgar bayağı yalnız hissediyor. O yüzden eski arkadaşıyla konuşma zamanı. Bu arada bu kurt. Bu arada Clyde uyansın. Bugün Clyde ve sanırsam... göstermeyeyim. Sürprizi göstermeyeceğim, tamam mı? Bekleyin biraz. Sürprize birazdan geliyoruz. Clyde ve Gwen'le beraber o boardwalk, yani Luna Park ya da roller coaster'a gideceğiz. Ama şöyle bir şey düşündüm. Önceki bölümde Clyde'la Gwen'i bayağı oynatmıştık. O yüzden Valerie ve Edgar'ın gitmesi daha uygun olur diye düşünüyorum. Bu arada Valerie'ye bir dedektiflik teklifi geldi. Onu da herhalde... güldüm. Luna Park'a gittikten sonra yaparız. Edgar, just stop talking. Çok konuşuyor Edgar ya. Tabii şöyle bir şey var. Ben Edgar'a social butterfly trait'ini vermişim. Yani acayip sosyal, sosyete boku sosyete güzeli değil ama sosyete, yani
Çok konuşuyor işte, Twitter'dan ayrılamıyor falan, manyak bir adam. Yaptım Edgar'ı. Ve ne yapıyorum? Luna Park'a gidiyoruz. İşte burada, Luna Park burada. Boardwalk. Visit the boardwalk with Valerie Corbin. Çok heyecanlı. Roaring Heights! Roller coaster! Burada eşyaların yüklemesi yaklaşık 3 milyar yıl sürüyor. O yüzden biraz bekleteceğim. Yalnız çok iyi bir ana denk gelmedi mi? Hem bugün 50'lik yıl dönümleri, aynı zamanda da sanki şöyle bir şey oluyor. Edgar, Valerie için yıl dönümü sürprizi yapıyor. Yani bundan daha havalı bir şey olamaz bence. Değil mi? Bakın bu dondurma bize öyle söylüyor. Hayır! No! No! Dondurmadan uzaklaşmak istemiyordum. Beni sattınız. Size gününüzü göstereceğim. İnşallah kaza yapıp şu anda ölürsünüz. Ah Allah korusun. Neyse. Yo, aslında simlerin ölmesi çok da sorun değil. Çünkü zaten Family Bin'de, yani sim ailesinde, ve orada lanet olsa bir at var. Hello! Wild horse! Sanırım popolarını kokluyorlar. Merhaba. Ne? Ne yapıyorsun? Ha? Hayır. Yok artık, yani tuvaleti... Ben gidiyorum ya. İşerken ya da sıçarken bile böyle duruyorlar. Niye sansür var ki yani? Penguenleri izleteceksin istersen. Yani penguenleri izlet daha iyi falan. Hayır. O konuya geldim. Ve Wild Horse. Buradaki atlar çok havalı değil mi? Atların kendi başına dolaşması falan. Burada da çok beyaz bir simimiz var. Niye buraya taktım bilmiyorum. İnsanlara bak. Judy? Aa, Judy zannettim. Edgar'ın kankisi. Ve Boardwalk'a geldik. Boardwalk dediğimiz yer Luna Park. Ve şimdi size dikkatli bir şekilde göstereceğim. Merak etmeyin. İşte Boardwalk. Burası dünyanın en güzel Luna Parklarından biri olmalı. Şurayı görebiliyor musunuz? Mükemmel değil mi? Zaten şimdi roller coaster'a bineceğiz beraber. Edgar'la Valerie. Ride roller coaster with Edgar Corbin. Çok R harflerini söyledim. Mükemmel bir yer. Buradaki her yere detay detay, yani çok bayağı inceleyerek bakacağız. Merak etmeyin o konuda. Harika! Roaring Heart! Edgar nerede? Kendi başına ne... Ne yapıyorsun sen? Tabii sen biraz dolambaçlı yerlerden geçmeye çalışıyorsun ki Valerie seni bulamasın ve kalp krizinden gebersin, değil mi? Aferin Edgar, aferin. Böyle devam et. Şak şak şak. Burada bayağı dolaştılar. Artık gelin. Hadi. Nereye gidiyorlar? Aha, çok hevalı. Hevalı. Yeni bir kelime ürettim. Bakalım nasıl olacak? Ciddiyim şu an, çok heyecanlıyım. Valerie! Aha! Roller coaster zamanı! Göremiyorum onları, neredeler? Ha! Ha! Başladı! Woo! Roller coaster! Ha! Çok çok hızlılar yalnız. Ha! Suyun içinden mi geçiyorlar? Ha! Bir dakika. Ha! Çok hızlı! Şimdi her şeyi kaçırıyorum. Lanet olsun. Vallahi sudan geçiyorlar ha galiba. Ha! Çok dolambaçlı yerler. Ya bu ne ya? Kaçırıyorum ben sizi. Yalnız bayağı karışık bir yer ha. Şöyle bayağı bir yakına gelmeniz lazım. Heh, böyle izlerseniz anca olur. Şöyle yüzlerini görmek amacıyla. Woo! Ya sizi kaçırıyorum ama. Oo, yukarı çıkıyorlar. Yalnız şu anda ölmeleri lazım. Yazık be. No! Acaba nasıl olacak? Valerie! Ha! Woo! Bu resmi çekmem lazım. Harika değil mi? Şu an çok eğleniyorlar galiba. Tabii niye çekemiyorum diye sorarsanız vallahi hiçbir fikrim yok. Şuradan güzel bir resim çekeceğim. Lanet olsun. Woo! Çok güzel. Ben de roller coaster'a binmek istiyorum. Gerçi bir ara binmeye çalışmıştım ve ölmüştüm o yüzden. Aha! Ama daha güzel bir resim yakalayabiliriz bence. O yüzden biraz bekleyeceğim. Aha! Vallahi havalıymış bu roller coaster. Bu kadar mı? Çok kısa. Bunun için mi 1900 simoleon verdim? Sim point, pardon. Bunu store'dan alabilirsiniz bu arada. Reklamda yapmış oldum. Bence bir kere daha binelim çünkü bir bok anlamadık yani, kusura bakmayın ama. Ride roller coaster with Edgar Corwin. Sulu alanlar çok havalı. Güzel bir resim yakalayacağımı umut ediyorum.
havalı, havalı, havalı. Ve yukarı çıkıyorlar. İniş zamanı. Dünyanın en kısa parkuru falan herhalde. Çok kısa geçiyor. Ve Luna Park maceramızın sonuna geldik. Boardwalk Venue Roaring Heights'la beraber gelmiyor. Onu ayrı olarak satın almalısınız. Bu yer, bu şehirle aynı, yani beraber gelmiyor. Birlikte gelmiyor. O yüzden ayrı bir şekilde para ödeyerek almanız lazım. Ki bu da çok saçma bir şey bence. Niye bir şehrin içinde başka bir alanı para ödeterek aldırıyorsun? Sims grubu yani. Yani. Bu kadardı. Luna Park sürprizi dediğimiz şey bu kadardı ama yer olarak çok ihtişamlı bir yer. Roaring Heights dediğim gibi yani. Harika bir şehir zaten. Şurayı görüyor musunuz? Mükemmel bir yer. Ama bu arada burada bar varmış. Merhaba. Yeni bir grill. Bakın bu yeni geldi mesela. Bu ızgara Roaring Heights'la beraber geldi ki gayet hoş. Havalı. Radyo. Yeni bir radyo da gelmiş. Bu radyo da Roaring Heights'tan geldi. Şu anda gösteriyorum. Bu arada başkaları binmiş he. Hey, merhaba. Bence bunlar birbirlerini tanımıyor. Charlie Shear. Bu adamın yüzüğünü bulmuştuk bir önceki bölümde. Bunu lütfen bir yere not alın. Merhaba. Şu anda gelecekteki Brink'a konuşuyor. Çünkü videoyu bitirdikten sonra fark ettim ki Boardwalk Venue'de, yani Luna Park'ta bir yer daha varmış. Roller coaster için. Yapmak için bir ray daha varmış. Şimdi oraya bineceğiz ve bakın ne kadar manyak bir yer. Bunu izleyip ne kadar şey kaçırdığınızı görün. Gerçekten bu sayede Luna Park kesinlikle değer yani almaya. Bunu diyebilirim. Manyak bir şey yapmışlar. Birazdan izleyeceğiz şimdi. Coşacağız. Böyle güzel başlıyor. Tamam, harika değil mi? Güzel yani. Devam güzel gidiyor. Bir dakika. Lanet olsun. Yine takıldı galiba. Ve FPS yine ölümüne düşerse olacaklar bunlar sanırsam. Burada. Canım gel. Böyle devam ediyor. Şu an oyun ölümüne yavaş. Neden hiçbir fikrim yok. Böyle olmamız gerekiyordu. Düzeldi şu anda. Böyle gidiyor. Burada dönen şey var. Zaten yukarı aşağılar şu anda hayvan, yani hayvansal yağlara benziyor. Niye böyle bir şey dedim gerçekten bilmiyorum. Bakalım şimdi. Ya isimleri yakalamak çok zor bir kere. Böyle kaçıyorlar. Burada bayağı yukarı çıkıyorlar şimdi ve bir anda aşağı iniyorlar. Harika bir şey ya. Tiplere bakın şimdi. Bunu resmini çekeceğim. Yukarı çıkıyoruz. Sanırsam onları bulabilirsek. Buradalar. Keşke yakalayabilseydik, yani böyle görebilseydik daha iyi olurdu ama bu da iyi ya, boş verin. Gayet iyi bence. Hatta resmini de çektim. Harika. Burada nasıl bir şey yapmışlarsa suya giriyoruz. Bir anda 90 derece aşağı düşüyoruz ve hayvansal bir yağ. Yine mükemmel ya. Ben çok sevdim burayı. Burada ise daha da manyak bir şey. Sudan geçiyoruz aşağıda ve şurada ray yok. Burada zıplatıyorlar bizi, yani hopluyoruz, ölüyoruz, bitiyoruz. Ray yok. Roller coaster uçuyor burada. İzleyin. Bu anı yakalamanızı istiyorum. Manyak bir şey. Durun. Hem de bir köpek balığı geliyor. Aha! Mükemmel bir resim ya. Bu köpek balığı ne oluyor bilmiyorum ama cidden manyak. Dur. Burada da bir resim çekelim. Tipler çok havalı tabii, ıslanıyorlar bu arada. Çok tatlılar. Resmini çekiyorum. Cidden çok eğlendim şu anda. Tekrar geldiler. Bu Luna Park cidden güzelmiş, roller coaster. Ve gördüğünüz gibi sonunda bitiyor, bu kadar. Yine kısa olsa da yani güzel olmuş. Baya egzantrik şeyler var. Ben baya sevdim. Çok güzel bir yer. Yine de ama değmez diyorum. Çünkü daha fazla uzun veya daha güzel şeyler de yapılabilirmiş bu lotta. Bu yerde. Güzeldi bence. Tamam, o zaman biz eve geri dönelim. Çünkü sıktı burası. Ya da sıkmadı, bilmiyorum. Kendim sıkıldım. Clyde ne yapıyor? Clyde'ı Gwen'i eve çağıralım mı? Hey cüce! Get up the way! Ne yapıyor bu? Cücemiz tuvalette dans ediyor.
Kafası iyi galiba. Neyse o zaman. Biz Gwen'i çağıralım. O sırada da yemek yiyelim. Çünkü patlayacağız. Bayağı açız. Invite over. Bu arada hazır bir yemek yiyelim. Yoğurt yiyelim. Çok basit. Yani şey yapmaya gerek yok. Bağırsak çorbası. Neden böyle bir şey dedim gerçekten bilmiyorum. Hiç sormayın. Bakalım anniversary yani yıl dönümü partisi verebiliyor muyuz? Öyle bir şey merak ettim. Olabiliyor. Throw party. Okay, okay. Party party. Niye çeviremiyorum? Şey. Eve gitmemiz lazımmış. Gerçekten çok eğlendim. Evde kimse yok ya. Evde kimse yokken gerçekten Clyde Gwen'i çağırıyor. Gwen de az fırsatçı değil ha. Bu arada şöyle bir şey düşündüm. Bence partiyi boş verelim. Belki Edgar yapar onu ama Valerie'nin bugün dedektiflik işi var. Yani bir dedektifle... Aa, Valerie Corman bla bla bla. Bilmiyorum. Bugün dedektiflik günü yani Valerie dedektiflik yapacak. Evet sanırsam burada. Bu marketin sahibiyle bir neye girecek? Konuşmaya girecek. Röportaj değil. Buna nedenini bilmiyorum. Interview aslında röportaj demek ama. Tabii yeni bir pembe saç modası çıkarttık diye şehirdeki herkes Valerie'den kopya yapıyor. Aferin size. Magazin dünyası sizi yazacak hep böyle ha. Tabii bitiklerin arasına saklan beni görmeyi istemiyorsun değil mi? Kaç. O bez parça. Moruk. Tabii. Kafana anca böyle megafonla garip şeyler yersin. Ne? Yaşasın yaşasın. Bu arada orada pankek gördüm. Pankek. Üstünde bol tereyağı erimiş ve yanında da çikolata. Şu an size işkence yaptıysam çok özür dilerim. Ve neymiş bakalım sorunumuz. Bla 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 bla. Birisiyle daha konuşacağız bu dedektiflik görevini yerine tamamlamak için. Görevi yerine tamamlamak diye bir cümle var mı bilmiyorum. Bu arada Edgar çok aç kalmış. O yüzden biraz yemek yesin. Ve Gwen gelmiş. Buradan yeşil salataya. Orada birisi çıldırdı. Woo diye Edgar bağırdı. Bakalım tamam geldi. Ne yapacaktım ben? Clyde. Clyde? Clyde geldi. Gwen geldi. Gwen'le tanışsana. Manyak çocuk. Bir dakika. Ne yaptı? Ne yapıyor Gwen? Gwen? Bize para kazandırıyor. Ve niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hadi iyi işin biraz. Gwen bize para kazandırıyor. Garip şeyler yaşanıyor şu anda. Sanırsam iyi işiyorlar. Evet iyi işiyorlar. Öpüşme faslı başlar. Into the Future bölüm 13'te de öpüşme faslı diye bir bölüm yapmıştım. Edgar yemeğini yedi. Ve biraz gitar çalsın onlar burada öpüşürken sanırsam. Play guitar. Play alone. Yeah. Bu arada dur. Heh, parti yapacaktık. Ama galiba biraz geç kaldık. Smartphone. Throw party. Parti düzenleyelim. Harika. Burada bu paparazziciden canımı sıkmaya başladı. Niye dışarıda bir paparazzi var yani? Sıkıyor. Anladık Edgar ünlü birisi olabilir ama. Aa, yok olamaz. Neyse biz yine de bir parti yapalım mı? Ya da yapmayalım hayır. İnsanları boşu boşuna rahatsız etme Brinko'cum. Valerie de tanımadığı insanlarla röportaj yapmaya devam etsin. Ne oluyor şimdi? Niye uzaklaştı buradan? Yamaşata evet yani. Oha. Gil. Bizi öldürme lütfen. Röportaj yapacağım. Röportaj değil konuşacağımız adam. Bir kurt adam. Bakalım ne olacak. Merhaba, selam. Evlenmek istiyorum da. Ne, hayır. Question Clyde Reeves. Clyde yalnız bizim çocuğun adı. Clyde. Oğlum. Çok garip. Harika. Burada Luna Park'ı sevdiniz mi? Ben sevdim ama daha uzun olabilirdi. Biraz kısa yapmışlar. Yani parası çok değer mi emin değilim. Peri arkadaşımız Clyde Reeves'le konuşmaya geldik. Bu arada arkadan o nedir o? Ne bu? Meteor. Ha, bir an kurbağaya benzettim. Maybe I should get friendlier. Oh, biz şimdi Clyde'a bir soru sorduk ve Clyde bize cevap vermedi. Bu adama bir soru sorduk ve cevap vermedi. Biz de rüşvet vereceğiz. Hadi bakalım rüşvet zamanı. Bir dakika ne? Hayır, sağ ol. Burada şöyle bir şey var. Rüşvet vermek dışında
Beat up sim for information, yani sim, bu Clyde'ı dövebiliriz sırf o cevabı almak için. Ona bir soru sorduk, cevap vermedi, biz de onu döveceğiz şimdi. Valerie, dönme zamanı. Hadi bakalım. Bakalım kim kazanacak, çok şeyim şu anda. As. Lanet olsun. Clyde kavgaya başladı. Muhtemelen o kazanacak. O kadar belliydi ki kaybettiğimiz. Bayağı kötü oldu herhalde araları. Getting stomped in a fight isn't just bad for your case, it's bad for your business. Maybe it's time to hit the dojo. Canım umurumda değilsin, tamam mı? Ben bu sefer rüşvet vereceğim adama. 100 simoleon vereceğim ya. Burada artık cevap vermen gerekir. Hadi. Hadi bakalım. Aa! Gördünüz mü rüşvet? Pislik adam. Yüzünü gördünüz mü? Anca rüşvetle konuşuyor ya. Ay nefesim ölke. Gather information from three seams. Seam? Hayatımda iki isim seams diye okudum. Şu anda yapmamız gereken şey 3 tanımadığımız insanla bir soru sormak. Ne sorusu diye sorarsanız bilmiyorum. Ama bakalım şehre inelim biz. Looks like it's time to leave. See ya. Burada Gwen'le hiç ilgilenemedik. I should have home. I had it in the... Gwen'le hiçbir zaman şeylerimiz iyi gitmiyor. Çıkma buluşmalarımız iyi gitmiyor. Charlie'yle daha önce konuşmuştuk sanırsam. O yüzden ona birkaç soru soracağız. Orta derecede arabamızla yol alırken. Orta derece araba ne demek bilmiyorum. Bu arada Edgar'a hiç ilgilenemiyorum. Edgar ne yapıyor acaba evde? Merak ettim ya. Gitar çalsın. Yaptığı tek şey gitar çalmak zaten. Ve Clyde de resim yapsın. It's time to paint, boys. Odasına git diyor. Clyde'in de yaptığı resimler çok bir işe yaramıyor sanki. Anladık, güzel de yani çok havalı değil. Why buy from the supermarket when John Paul Schaffer has the best prices? Aa, olamaz. John diyeceğim kısaca. John Schaffer adlı bir insan daha ucuza satıyormuş bazı eşyaları. Sanırsam illegal, yani yasa dışı bir şekilde satıyor. O yüzden onun arkasından yol almaya gidiyoruz. Ya bu ne yapıyor ya? Yeter. Paparazzilere soru sormak zorunda değilim. Judy'ye soracağım. Judy çünkü Edgar'ın en iyi arkadaşı. Judy'yi tanıyanları var mı? Yok galiba. Judy'ye bir soru soruyoruz burada. Aa, güzel. Şey diyor John. Burada illegal değil sanırsa. Aa, resmimizi çekiyor tabii Judy önünü. Şöyle bir şey var. John Schaefer. John Schaefer ya da niye Schaefer dedin? Bilmiyorum ama yasa dışı satmıyor. Sadece daha uygun fiyata satıyormuş. Ki bu da çok kötü bir şey değil yani. Adamın yaptığı bir şey olmalı. Ay takıldı, pardon. Şimdi bir hedefe soru soracağız. O hedef ne bilmiyorum gerçekten. Kim bu ya? Kimsin sen? Öyle bir film vardı galiba. Sen kimsin mi? Kimsin sen mi? Tolga Çevik oynuyordu. Alakasız anlar. Arabamızla yol alırken yolda bir ata çarparız ve at ölür. Sanırsam geldik. Merhaba. Obez dostumuz. Yalnız yemeğe düşkün olduğu üstündeki resimden belli. Bacon, yani sosisler, daha çok sosisler ve yumurta, omlet. Vallahi çok yaratıcı bir şeymiş, tişörtmüş John'cum. Allah Allah, yine arkadaş olmamızı istiyor. Tamam tamam, oluyoruz, harika. Sana rüşvet verelim, hadi rüşvet verelim. Bu sefer 50 vereceğim çünkü paramızı daha iyi kullanmaya gayret gösteriyorum. Vallahi asıl rüşveti veren benim, he. Sorun bende aslında ama neyse. Bu da para istiyor. Roaring Heights'daki herkes rüşvetçi. Rüşvet vallahi para alıyor herkes. Ooo, bir çöp araştırması yapacağız. Çöp araştırması ne? Garbage, yani burada bir yerde bir çöp. Bir eve gireceğiz, orada çöpten bir şeyler arayacağız. Mesela burası galiba. Hadi bakalım Valerie. Araştırma zamanı. Burada yaşlı bir adam var orada. Kadın daha çok. Aa, bu üstlük. Brilablo. Hurahu. Üstlük ne ya? Şapka.
Çok tatlı. Ay, kadına çok acıdım ya. Yaşlı olmak çok zor bir şey aslında. Cidden zor bir şey. Hani yani aslında yaşlı olunca ne kadar tecrübeye sahip olduğunuzu fark ediyorsunuz yani daha güzel. Bir dakika, şu an çok şey konuşmaya çalıştım. Olgun. Ama olgun bir insan değilim. Sizin dediklerinize göre. Bakalım burada çöp var mı? Çöp. Çöp. Burada çöp var. Hadi bakalım çöpten ne bulacağız? Çöpe araştırmamızı istiyor da. Tabii direkt dedektif kıyafetimize büründük. Bakalım ne var çöpte. Valerina'nın tipine bakın, çok tatlı. Acaba ne çıkacak? Kussaydın içine. Oha, çıkmadı. Ölecek. Valerie ölme lütfen. Hayır. No. No. Çok tatlı ya. Burada saat 1 olmuş yani. En iyisi eve döndürelim şunları. Bir şeyler bulmuşuz. Ne bulduk bilmiyorum. I found the remnants of a tartar... süpermarketten alınmış birkaç kutu bulduk ki bunun nesi özel yani, ben anlamadım ama. Ah, orada bir şey çıkmıştı, okuyamadım. Yanlışlıkla kapadım. Bakalım arabayla nereye gideceğiz artık. Kısmet, nereye gideceğimiz belli değil. Clyde just completed a painting. Oh, 140 simolyonluk bir tablo tamamladık. Clyde. Aferin oğluma. Aferin. Harika. Edgar babamız dışarıda gitar çalıyor. Harika. Yalnız çaldığı şarkı gayet yavaş bir şey ve kendisi coşarak çalıyor. Sim saçmalığı daha. Clyde sıçıyor. Valerie ne yapıyor bilmiyorum ve Edgar gitar çalıyor. Gözlerim sulandı, neden bilmiyorum, çok hüzünlendim galiba şu anda. Edgar biraz yemek yesin. Ve dava kapanır. Valerie işi çözdü. Hadi bakalım eve gel artık. Ne oluyor? Bitirdik. Dava kapandı. Nasıl bilmiyorum ama kapandı. Çorbaya bu arada uyuması lazım. Clyde'ın yarın okulu var. Uyu canım uyu. Bence güzel bir gündü. Güzel bir bölümdü. Daha heyecanlı yaşanmasını dilerdim tabi. Valerie'cim sen de güzel bir yemek ye şuradan. Hatta tatlı ye istersen. Aa, cookie yapsın. Zaten Valerie'nin işi istediği zaman oluyor yani. Telefon aramalarından. Mesela dedektif olduğu için bazı çağrılar alıyor. İşte bana yardım et, işte şunu arıyorum falan. O yüzden sorun değil. Günün her zamanı boş. Haftanın her günü boş, pardon. Güzel yemeklerimizi yapıyoruz. Clyde annesini bekliyor şurada. Dışarıda babamız gitar çalarken biz de kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Sanırsam çikolata parçacıklı. Öyle kurabiyelere bayılırım. Ne kadar göz doldurucusu olsa da. Harika bir tablo. Gerçekten ben bile yapamazdım Clyde. Bakalım güzel bir yemek olacak mı? Tatlı da çok. Bu arada Valerie'nin skill'ı ne kadardı? Level 5. 5. That's good. Kurabiyelerimiz hazır. Harika o zaman. Sanırsam kurabiyeyi yiyebiliriz artık. Harika. Yalnız kendisi yaptı ve kendisi yiyor. Bundan daha fail bir şey olamaz. Nam 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 nam. Clyde uyuyor. Edgar da gitar çalıyor. Ve acayip bir şekilde ölümüne FPS düştü şu anda. Nedensiz bir şekilde. Ölüyorum. Neden bilmiyorum, şu anda ölüyorum gerçekten. FPS acayip bir şekilde düştü. Oyun çok yavaşladı. Bilmiyorum, bir sorun var şu anda. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse o zaman. Biz de bir bölümün sonuna geldik. Corvin ailesine devam etmemi muhtemelen tekrar isteyeceksiniz. Ama istemezseniz durabilirim yani. Sizin kararınız. Eğer bu bölümü de sevdiyseniz Corvin ailesine devam edebilirim. Bu Roaring Heights şehri zaten mükemmel bir şey. Yani diyecek bir şey yok. Ve son kez de burayı göstereyim. Roller Coaster Luna Park diyebileceğimiz porsuklu bir Donatella. Güzel bir yer. Evet, güzel bir yer. Bunu diyebilirim sadece. Gayet hoş. Ben sevdim. O zaman biz sonraki The Sims 3 Roaring Heights bölümünde görüşene kadar hepinize bay bay. Görüşürüz.